baba. Çok az kaldı bebeğim. Bakalım bebeğe ona aldığım armağanı beğenecek mi? Bence beğenecektir. Ben kardeşimi çok seviyorum baba. Canım oğlum benim. Bebe de seni çok seviyor Pepe. Bundan eminim. Hadi artık eve gidelim lütfen lütfen. Bak evimiz göründü bile. Yaşasın. Bebe, bebe güzel kardeşim. Buradayım abi. Geldiniz mi? Evet, geldik canım bebeciğim. Bak sana ne aldım. Bana mı aldın? Evet, dur bekle orada geliyorum. Tamam abi. Ha? Güzel kardeşim neredesin? İşte buradayım Pepe. Allah seni bebe. Demek benden saklandın he. Şimdi görürsün sen. Yakaladım seni. Ay, yakaladı abi, seni yakaladı. Şimdi ne yapacaksın bana Pepe? Armağanını vereceğim. Ay canım abişim. Umarım beğenirsin. Bunu senin için babamla seçtik. Bakalım beğenecek misin? Aa abiş, ne kadar güzel bir kitap bu. Senin kitapları çok sevdiğini biliyorum. En çok seveceğin öyküyü seçmeye çalıştım. Resimleri çok güzel görünüyor. Bu bir çoban öyküsü galiba. Kitabın adı ne Pepe? Seni seviyorum. Ben seni seviyorum Pepe de. Kitabın adını bilmiyor musun? Seni seviyorum. Ay abiş, ben seni gerçekten çok seviyorum. Kitabın adını merak ediyorum. Kitabın adı ne, söyler misin? Söylüyorum işte bebe. Kitabın adı seni seviyorum. Ha, öyle mi? Ben de sandım ki çok güzelmiş. Şimdi daha da çok merak ettim ikinci öyküyü. Aslında ben de çok merak ediyorum. Ben adını beğenip aldım ama içinde nasıl bir öykü var bilmiyorum. Kim okuyacak şimdi bu kitabı bize? Şuşu. Efendim Pepe? Biz bu kitabı okumak istiyoruz ama daha ben de Pepe de okuma bilmiyoruz. Bizim için sen okur musun? Ha tabii canım. Seni seviyorum. Ne güzel bir adı var kitabının. Evet, ben bu kitabı bebeğe armağan olarak aldım. Çok güzel yapmışsın Pepeciğim. Okuyalım bakalım içinde nasıl bir öykü varmış. Yaşasın. Dinliyoruz şişiyi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok güzel yemyeşil etekleri olan bir dağda. He, dağ etek mi giymiş yani? Dağın yerle birleştiği geniş düzlüklerine dağın etekleri denir canım. Bu bir benzetme. Sanki senin eteklerin gibi ya şekli. Oralarım şuşu. Evet Pepeciğim. Aa tamam. Bak benim eteğim de böyle gittikçe açılıyor. Dağın eteği de öyle. İkimizin de eteği var. Devam et şuşu. Evet, bu çok güzel etekleri olan dağda bir çoban yaşarmış. Bu çoban çok aksi, sinirli. Yaşama hep olumsuz bakan bir çobanmış. Kaşları hep çatık çatık dolaşırmış. Bütün gün canı sıkılır. Herkese, hayvanlara, insanlara kızar. Ağzından bir tane bile güzel söz çıkmazmış. Geçin bakayım şöyle. Dağılmayın. Şşt, sen nereye çıktın oraya? Git de git. Heh, şöyle. Aa, yazık ona. Sevgisiz çoban bu. Evet, gerçekten de bu çoban sevmeyi hiç bilmiyormuş. Günlerden bir gün çoban dağlarda hayvanlarını gezdirirken kayalıklara sıkışmış küçücük bir kuş çocuğu görmüş. Acaba buraya sıkıştım. He? Sen de kimsin? Benim adım Sevgili Kız. Oyun oynarken bu taşlar üstüme yuvarlandı. Sıkıştım kaldım. Beni çıkarır mısınız? Canım yanıyor biraz da. Çoban söylene söylene, sinirlene sinirlene çıkarmaya çalışıyormuş küçük kızı sıkıştığı yerden. Sen nereden çıktın ki şimdi? Uğraştırın bir sürü beni of. Ay, senin yüzünden nasıl da yoruldum. Şimdi ben nerelere gitmiştim? Çok teşekkür ederim güçlü çoban. Tamam hadi bak işine. Kız çobana sarıldığında çoban daha önce hiç hissetmediği çok güzel bir duygu hissetmiş. Ama bunun ne olduğunu bilememiş. Sevgili kız mutlulukla kırlarda koşup kelebeklerle dans etmeye başlamış. Sevgili kız ne kadar da sevgi dolu bir kız. Çoban da sevgisiz bir çoban galiba. Evet, çoban sevmeyi bilmiyor sanırım bebe. Ama sevgili kız biliyor. Zaten ondan adı sevgili kız herhalde. Evet çocuklar, aferin size.
Devam et Turş. Çok merak ettim neler olacak. Aradan zaman geçmiş. Bir gün dağda yine bu küçük sevgili kız ile sevgisiz çoban karşılaşmışlar. Çoban hayvanları incecik bir köprüden akarsuyu diğer tarafına geçirmek için uğraşıyormuş. Çoban hayvanlara sert bir ses tonuyla ve sinirle bağırıyormuş. Hadi sizi bu tarafa diyorum. Gelin gelin hadi size. Daha sinirleniyorum bak he. Hadi dek bu tarafa dedim size. He. Allah'ım ya oraya değil. Bu tarafa değil. Köprüye köprüye. Hadi köprüye. Ya Rabbim ya. Sevgili kız uzun uzun çobanı seyretmiş. Sonra dayanamamış. Çoban abi. Onları kızmasam. Görmüyor musun? Nasıl kızmayayım? Hiçbiri beni dinlemiyor. Ama onları hep bağırıyorsun. Sinirle konuşuyorsun. Onlar da seni dinlemek istemiyor. Demiş. Çoban sevgili kızın ne demek istediğini anlamamış. Sen onları o köprüden öteki tarafa geçirmek istiyorsun değil mi? Evet. Güzel keçiler tatlı koyuyorlar. Ay senin tüylerin ne kadar yumuşak böyle. Siz ne kadar tatlı, ne kadar güzel hayvanlarsınız. Seni çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hay durun. Durun. İşte sihirli sözcük bu. Seni seviyorum. Bunu nasıl yaptın? Daha bitmedi. İzle çoban abi. Sizden bir şey isteyeceğim çocuklar. Benim şimdi şu suyun öbür tarafına geçmem gerekiyor. Ama yalnız gitmek istemiyorum. Siz de benimle gelir misiniz? Nasıl yani? Hadi çocuklar gelin. Aferin size. Bak çoban abi gördün mü? Hepsi güzellikle bu taraftalar. Ama bu nasıl oldu ki? Tabii ki sevgiyle. Ben zorlu yaşıyorum. Mutlulukla yaşıyorum. Karakterim sürüyorum. Ben seni çok seviyorum. Aşkı görüyorum. Gülünce her şey daha güzel görünüyor. İnsanın içinden hep sarılmak geliyor. Keşke sevmeyi daha önce öğrenseymişim. Koyunlarım, içlerim, çoban oğlan sizi çok seviyor. Seni seviyorum, seni seviyorum. Bu söyleyince dünyayı, dünyayı değiştiriyorum. Artık sevgili bir çoban olmuş. O günden sonra hep gülümsemiş ve kendi kendine kimseye kızmayacağına, kimseye somurtmayacağına söz vermiş. Sevgili kıza çok teşekkür etmiş ve kendi kendine meğer sevmek ne kadar güzelmiş demiş. Tabii ya, sevmek gibisi var mı? Çok güzel bir öyküydü Şuşu. Canım abim bana en güzel öykü kitabını almış. Sevmek gerçekten çok güzel bir şey. Ne diyordu öyküde? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bunu söyleyince dünyayı değiştiriyorum. Evet kardeşim. Abi. Efendim bebe? Seni çok seviyorum. Sen beni sevmiyor musun? Hı?
Seni sevmez olur muyum? Sana bayılıyorum. Seni çok seviyorum bebe. Canım abisiyim, canım abisiyim. Gerçekten mi? Evet Liko. Şey, ben de deneyebilir miyim Lili? Aa, elbette Liko, al. Ha, teşekkürler Lili. Aa, yine olmadı. Oluyor galiba. Ay. Merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Ah Liko, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Göründüğü kadar kolay değilmiş. Ama da komik düştün ha. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Gördünüz mü Liko nasıl düştü? Evet. Liko, utanmana gerek yok. Herkesin başına gelebilir. Senin gibi hem hareket edip hem de eğlenmek istedim. Ama beceremedim. Olsun Liko, üzülme. Ben hem eğlenip hem hareket edeceğimiz harika bir dans biliyorum. Gerçekten mi? Ne dansı? Salla salla çalkalı dansı Liko. Aa, harika bir fikir. O zaman hep birlikte salla salla çalkalı dansımızı yapalım mı arkadaşlar? Yapalım. Herkes kalksın bakalım, oturmak yok. Salla 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 çalkala. Salla 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 çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla 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 çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Kılavuz gelmeden bunu bilemeyiz ki. Ha, o zaman hadi kılavuzu uyandıralım. Hadi. Hadi kılavuzu buraya çağıralım. Oyunumuzun ne olduğunu soralım. Eğer yine oyunu bize söylemezse ona sarılıp bir güzel gıdıklayalım. Hadi, hadi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben gördüm. Siz de kılavuzun nerede olduğunu görüyor musunuz? Evet, işte orada. Ha, harikasınız, doğru. Kılavuz orada. Yine çok uyumuşum. İyi ki çağırdınız beni arkadaşlar. Uykucu kılavuz. Ha, uykucu kılavuz. Merhaba Lili, merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba, hoş geldin kılavuz. Hoş bulduk Liko. Sanırım herkes bugün ne oynayacağımızı merak ediyor. İsterseniz artık öğrenelim. Yaşasın. Hazır mısınız bakalım? Hazırız. Hazırız. Siz de oyuna başlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. O zaman oyun seçimi başlıyor. Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? En sevdiğim oyunlardan biri Lili. Eksik olanı bul oyunu. Eksik olanı bul oyunu mu? Evet arkadaşlar. Bu sizin ne kadar dikkatli olduğunuzu gösterecek. Çok keyifli bu oyun. Biraz anlatır mısın kılavuz? Labirentte karşınıza çıkacak resimlerde bir takım eksiklikler olacak. Mesela bir maymun resmi olacak. Maymunun her şeyi olacak ama kuyruğu çizilmemiş olacak. Ha, anladım. Biz de o resmin eksik olan parçasını bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, buldunuz. Bulduk, yaşasın. Bulduk bulduk, hoş bulduk bulduk bulduk. Hoş bulduk, aradık düşündük ve bulduk. Aradık düşündük ve bulduk. Bulduk bulduk, hoş bulduk bulduk bulduk. Hoş bulduk, aradık düşündük ve bulduk. Aradık. Oradaki resimlerin eksik yerlerini çizip önünüzdeki kapının düğmesine basacaksınız.
Doğru çizdiyseniz kapı açılacak. Yanlış çizerseniz kapı açılmayacak. Ay. Son pano için birlikte çıkış kapısına gideceksiniz. Kapıdaki resimde iki eksik parça olacak. Birlikte ne olduğunu bulup çizeceksiniz. Bitirince düğmeye basacaksınız. Ve eğer doğru yaparsanız kapı açılacak, oyunu tamamlamış olacaksınız. Çok eğlenceli. Ay hadi başlayalım kılavuz. Çok heyecanlandım, hadi. O zaman doğru labirente gidiyoruz. Üç, iki, bir. Kum saati dönüyor. Hadi Liko, son bölümde görüşürüz. Tamam Veli, başarılar. Sana da. Bu benim gibi bir çocuk. Acaba nesi eksik? Şapkası var. Montu. Pantolonu. Bulamıyorum. Arkadaşlar, siz nesi eksik görebiliyor musunuz? Evet. Gerçekten mi? Ben neden göremiyorum? Biraz ipucu verseniz. Ayaklarını yapan Diko. Ayaklarını mı? Aha buldum. Ayakkabısının teki yok. Aha yaşasın. Eksik olanı buldum. Ayakkabı. İşte oldu. Şimdi şu kapının düğmesine basayım. Bakalım açılacak mı? Çok yaşa Liko. Doğru buldun. Yaşasın. Lili ne yaptı acaba? Lili. Ay, ne güzel bir araba. Kıpkırmızı. Kırmızıya bayılırım. Acaba annesi eksik? Ay, ben eksik bir şey göremiyorum arkadaşlar. Ya siz? Dikkat dikkat Lili. Bakıyorum. Kapısı, aynası, tekerlekleri. Aa bir dakika bir dakika. Tekerleklerinden biri yok. Haha buldum. Çok yaşa Lili. Arabanın gidebilmesi için arkada da tekerleği olması gerekir. Ama bu arabanın arka tekerleği eksik. İşte eksik olanı bulduk. O zaman hemen çizelim. İşte oldu. Kum saati azalıyor. Ay süreyi unuttum. Hemen kapının düğmesine basayım. Bakalım açılacak mı? Yaşasın, kapı açıldı. Liko neredesin? Geliyorum Lili. Çarpıştık. Evet Lili. Yine çarpıştık. Kum saati doluyor. Koş Lili. Tamam Liko hadi. İşte son kapı. Bakalım resimde neler var. Of ne kadar güzel bir sofra Lili. Hadi bak bakalım. Bu resimde eksik olan ne? Masalar, sandalyeler. Aa Liko masanın ayaklarına bak. Ha? Ne var ki? Siz masanın ayağındaki eksikliğin ne olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Nedir? Bir bacağı eksik. Bir bacağı eksik mi? Bak. Say Liko kaç tane ayağı var? Bir, iki, üç. Evet doğru bir bacağı eksik. Yaşasın Lili, ilk eksiği bulduk. Dur hemen çizeyim. Harika oldu. Evet Liko. Şimdi geriye son bir eksik kaldı. Acaba ne olabilir? Bakıyorum ama hala bir eksik göremiyorum Lili. Kum saatinin bitmesine son 10 saniye. Ay süre bitiyor. Arkadaşlar biraz yardım edin. Eksik parça nerede? Sandalyede. Sandalyede mi? Aha! Buldum Lili, buldum. 5. Aa ben de gördüm Liko. Sandalyelerden birinin arkası yok. 4. Evet, hadi çiz hemen süre bitti yo. Tamam çiziyorum. 3. İşte oldu. Hemen kapının düğmesine 2. basalım. Sizi çok seviyorum. Ben de. Hadi o zaman sallayıp çalkalamanın tam zamanı. Salla çalkaladan.
Merhaba çocuklar. Pisi yine saklanmış sanırım. Hadi beraberce onun nerede olduğunu bulalım. Pisi, neredesin? Pisinin nerede olduğunu görüyor musunuz çocuklar? Evet, işte orada. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Yine buldunuz beni. Şey Cucu'cum. Canım ne yapmak istiyor biliyor musun Cucu'cum? Ne yapmak istiyor Pisi? Bil bakalım kart oynamak. Tamam, hadi oynayalım. Bil bakalım bu ne Pisi? Aa, çok değişik bir araç. Araba gibi tekerlekleri var. Evet, bu bir traktör Pisi. Traktör de araba gibi bir taşıttır. Çok güzel. Peki traktör ne işe yarar Cucu? Traktör daha çok tarlalarda toprağı havalandırmak için kullanılır Pisi. Bu arkasındaki yere değen şey ne peki? İşte traktörün toprağı havalandıran kısmı orası. Adına da pulluk deniyor. Pulluk mu? Bunun adı pulluk mu? Evet canım. Traktör çok güçlü bir araçtır Pisi. Pulluğun tırnakları böyle toprağa batar ve traktör hareket ederken bu tırnaklar toprağı kaldırır ve toprağın havalanmasını sağlar. Toprağı niye havalandırırız peki Cucu? Havalanan toprak da sağlıklı olur ve üzerinde daha çok meyve ve sebze yetişir. Harika. Bu bir traktör. Ama bu traktörün pulluğu yok. Başka bir şey var. Evet, traktörün arkasına böyle kasa konduğunda tarlada yetişen ürünleri kolayca taşıyabilirsin. Yani traktör çok işe yarayan önemli bir araçtır Pisi. Hayatıma hoş geldin traktör. Çizeceğim. Merakla bekliyorum Pisi'cim. Hadi çocuklar, siz de kağıt kalem alıp Pisi ile birlikte bir traktör çizin. İşte hem toprağı havalandıran hem tarlada yetişenleri taşıyan harika bir araç. Benim traktörüm. Traktörün harika görünüyor Pisi. Ne oldu Pisi? Bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki fabriğe geliyor. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Ha? Merhaba Pan. Merhaba Pan. Yine nedir bu telaşın? Evet Pan, neyim var? Ay bilirsiniz ne kadar çok zor durumdayız. Ay çok zor durumdayız. Neden Pan? Tarlamıza sebze ekmiştik. Ama toprağı yeterince iyi havalandırmadığımız için sebzelerin her biri çıkmamış. Annem bugün Pin'le yeniden toprağı havalandırmamız gerektiğini söyledi. Ya. Ama toprağı havalandırmak çok zor bir iş. Geçen sefer el aletleriyle havalandırmayı denemiştik ama çok zorlanmıştık. Şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Günler sürüyor, günler. Koca tarlayı havalandırmak çok zor. Ben de yapabileceğimizi buldum. Ne buldun Pisi? Hiç merak etme sen arkadaşım. Bir günde hemen tarladaki toprağı havalandırabileceğiz. Nasıl yapacağız bunu peki Pisi? Tabii ki bir traktörle. Traktör mü? O nedir? Bak şimdi işte bu bir traktör. Bu arkasına takılan da pulluk. Senin el aletlerini yaptığın gibi toprağı havalandırıyor. Ama sadece üzerine binip onu araba gibi kullanman yeterli. Yani hiç yorulmuyorsun. Hem de çabucak bitiyor. Anladın mı? İnanamıyorum. Bu harika. Traktör. Evet, bu bir traktör. Bulursun, bulursun.
bakayım. Eyvah! Kara kovboy geliyor. Bu karga. Dur telaş yapma Pan. Şimdi kovalarız onu, merak etme. Kara karga yeter, peşimizi bırak. Aklını başına al, önüne bak. Dinlemezsen sözümüzü yanarsın valla. Niye yanacakmışım? Kara karga, kara karga, sakın gelme bu yana. Gidiyoruz traktörle tarlamızı sürmeye. Eğer bize engel olursan küseriz, hiç konuşmayız seninle. Ha? Aman be siz de. İyi işte, gittim o zaman ben de. Yaşasın kovalamayı, başardık. 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 Tarlaya varalım artık. Biz geldik kardeşim. Günlerce bu tarlayı havalandıracağız. Çok yorulacağız. Hayır Pin, düşündüğün gibi değil. Hiç durmadan bu işi bitireceğiz. Ama nasıl? Traktörle. Pisi bugün hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Vince mi? Traktöre mi? Arabaya mı? Doğru, traktöre. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir traktör çizin.